İşte sağlıklı beslenmeye özen gösteren Cansu Gelin'in sunum masası. Gelinimiz her ikramın üstüne kalori değerlerini de yazmış. Patlıcan kebabı, lahmacun, yeşil elmalı salata, kete ve içli köfte masadaki lezzetlerden sadece birkaçı. Haftanın final masasındayız. Cansu Gelin hazırlamış bize efendim böyle hepsinin üstünde etiketler var. Hayatım, kaloriye sen belli ki çok önem veriyorsun. Evet. Hepsinin üzerinde sanıyorum kalorileri yazıyor. Evet. Yani bunları bilerek de yemek mümkün olmasa gerek. En düşüğünü seçip onu yiyeceğiz herhalde, öyle evet. Gözüküyor. Bugün tercih sizlerin. Masayı ikiye böldüm diyelim. Birazcık karışık dizdim ama. Evet. Bugün biraz tarafınızı seçersiniz diye düşünüyorum. Bugün final günündeyiz, evet. Ve final masası hanımlar. Beşinci gündeyiz. Bugüne kadarki en iyi masa hangi masaydı? Yani herkese göre kendi evinin masası daha güzel. Herkes benim masam mı diyor? Evet. Ben de benim masam diyorum. Peki. O zaman detaylara inelim şimdi. Evet. Ben hemen şu düşük kalorili salatadan bahsetmek istiyorum. Patates mi var onda? Yeşil salata. Bu ne yeşil içinde? Salata. Bu yeşil elma var. Elma var. Ben onu patates sandım. Yok. Kabuklarını görmedim bu taraftan. Evet, yeşil elma. Yeşil elma. Dereotu ve göbek salata var. Göbek marul var. Evet. Ay, keteye bak, 389 kalori. Sen hangisini hazırladın? Bir dakika, şöyle elimle tutacağım. Şu mu 389 olan? Bir dilimi, evet. Şu! Evet, çünkü çok yağlı bir yiyecek ama aynı zamanda çok lezzetli. Bu arada yemek yemeyi çok seviyorum. O ayrı mesele ama dikkat ettiğim için böyle biraz... Teşekkür ederim. Ay, şimdi burada bir lahmacun görüyorum. Fındık değil de ceviz büyüklüğünde. Ne bu? 198 mi? 118 kalori bir tanesi. Fındık lahmacun diyoruz biz Malatya'da buna. Malatya'ya özgü bu da. İstanbul'da da böyle bir fındığın daha bir büyüğü küçük. Bu ceviz. Evet. İstanbul'da bir tık küçüğü. Doğrudur aslanım. Malatya'da fındık lahmacun böyle oluyor. Ay, bir şey söyleyeceğim. Sarma da bir porsiyonu mu 125 kalori? 125. Bir porsiyonu kaç taneye denk geliyor? Evet. Bir porsiyonu yaklaşık 5 taneye. 4-5 tane. Hani pirincine göre de değişir sanırım anne. Canım. Çok en yüksekler şey. Tatlar herhalde aslanım. Biz hiç tatlı yemeyeceğiz bugün o zaman. Mangolia. Baka baka. Niye bağırıyor? Ama burada yulaf lapası var. Belki öyle tercih eder. O da yüksekmiş. Bak 320 kalori. Olsun, sağlıklı ama. Şu 635 kalori. Demek ki magnolia'yı sofralarımıza koymayacağız. Ama Kıbrıs tatlısı 535 kalori ise... Yani şurada yulaf lapası, evet. 322 kalori, çok daha mantıklı. Onun yarısını zaten yesen o keser seni. Evet. Ya da hiç boş verin, vazgeçin. Bir adet kuru kayısı yiyin 24 kaloriyle olayı kapatalım. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bunları görerek hep yesek müthiş olur. Hem de kendimize dikkat ederiz aslında. Ha? Evet, yemek yemeyiz mi? Lokma sayarız. Yemeyiz ki, bak sayıyoruz şu anda lokmaları. Evet. İlk etapta açıklaması çok güzeldi. Güzel bir duyarlılık sergiledi. Kalorileri yazarak yemeklerin üzerine. Ancak bir misafir ve davet sofrası olduğu için ben kendi adıma çok hoşlanmadım. Hepsi boğazımıza dizildi gibi bir şey hissettim. Evet. Sizi üzmek istemezdim bu acı gerçeklerle. Evet. Ama maalesef durum böyle. Evet. Kızlar, belki dediğimiz gibi Aslı Hanım'ın da hani farkındalık yaratır. Peki bu kebap ne için? Bu patlıcan kebabı. Tamam, biliyorum. Bu da Malatya'da çokça yapılan bir... Malatya'da? Evet, orada çokça yapılıyor. Çok fındık lahmacun aynı şekilde. İçli köfte var. O da Malatya'nın. Hangilerini sen hazırladın, merak ettim. Hangi yemekler ben senin? Ben ıslak keki ve Kıbrıs tatlısını yaptım. Tatlıları mı yaptın? En yüksek şu kalorileri sen tercih ettin. Sağlıklı olanları söylememe gerek yok sanırım. Onların hepsi bana ait. Yulaflar, yeşil salata, yeşil su... o şekilde. Sağlıklı olanlar hepsi bana ait. Şu peki, ayran çorbası deniyor galiba. Onu annem yaptı. Anne ama yaptı. Çorbadan daha katı gördüm. O orijinali böyle mi yapılıyor? Yoğurtlu çorba diyoruz. Orijinali Malatya'da böyle. Her yörede değişiyor. Anladım. Şimdi yöresel bir merak yerde, bölgede yaşadığımız için. Aynen ve her Malatya kayısısı da var masada. Evet, şey. Çok güzel. Bayılır, gün kurusu. Değil mi o koyu renk gün olan? Gün kurusu ve sarı kayısı. Bu harikasın. Şekilde. Malatya'ya sevgiler, selamlar olsun. Ben ikramlardan artık sofra düzenine geçelim istiyorum. Geç çok hayatı. Değişik tasarımlı bir kaşık evet, görüyorum ben de burada. Çok beğendim. Bunların fiyatını öğrenebilir miyiz? Bunları takım şeklinde almıştık. Hı-hı. 12 kişilik. Fiyatı 4000 liraydı. Fiyatı 4000. Peki güzel. Yemek takımı? Yemek takımı 12 kişilik yemek takımı. Fiyatı 8000 lira.
Evet, değişik değil mi? Dikdörtgen. Evet, yani çok evet aslanım evet, biraz değişik. Simetri takıntım var benim. Hı. O yüzden böyle düzgün olması gerekiyor. Ama daha kare olanlar seni daha çok mutlu etmez miydi sanki ben? Evet, şey, şekil olarak böyle bilmiyorum böyle ha, çok köşeli seviyorsun geldi. Anda, evet. Aslında evet. Doğru söylüyorsun ama hani dedim ya simetrik şeyim var böyle. Birazcık daha düzgün geldi. Senin yemek takımın bunun yuvarlaydı tamam, sanki. Tamam söyleyecektim. Benim tarzıma çok benziyor aslanım. Evet. Sadece onun dikdörtgeni. Sadece masada şuna çok dikkat ettim. Masa örtün çok şık. Öncelikle bir fiyatını evet. Sorayım yorumuma devam etmek masa isterim. Masa örtüm bunlarla bütün birlikte. Parçalarıyla birlikte ortasındaki parçasıyla beraber 2,5. 2500 TL. Çok şık, çok beğendim. Çok ancak şunu ederim. Fark ettim. Yani takımın çok güzel, bunlar çok güzel, detayların çok güzel. Çok göze batan böyle bir şey yok masada. Ancak Amerikan servis tercih etmişsin. Bu kadar şık dantel deniyor sanırım buna. Dantel, güpür, köşelerinde güpür dantel olan bir masada. Yani neden Amerikan servis tercih edip de şu güzel tabakları birazcık arka plana attım bilmiyorum. Bence bunlar biraz gündelik, ben de kullanıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim, masasına ben Amerikan servis onun yerinde olsam gerek tercih yoktu. Etmezdim. Gündüz kullanıyorum, günlük kullanıyorum. Ayrıca peçeteliğin de aynı şekilde bana gözüme bu baktı bu kadar uymamış. Şık masaya. Son şöyle olarak göstereyim. Da buradaki içecek sunumluğun Sebil, içecek Sebil diye geçiyor sanırım. Evet. Yani üstünde morlar var, plastikler var, bunların daha şıkları var. Güzel düşünmüşsün, sergilemek istemişsin. Sebil kullanacaksan bence daha şık olanını kullansaydın. Bu güzel masanın hakkını yemeseydin. Birazcık bunları geri planlasın. Öncelikle atmış. Ben de sana cevap vereyim. Öncelikle ne yapsaydım? Kahvaltılık servislerden mi kullansaydım? Hayır, masa örtüsü varken gerek giderdi. Yok. Koymak çünkü şık değilsin. Bir masa bence. Ben masama da bunu yakıştırdığımı ama düşünüyorum. Ama Amerikan servis benim bildiğim kadarıyla koymak zorunda değilsin. Masa örtün değilim gayet değilim ama şıkken, bence olmalı. Bu gündelik ama ben de kullanıyorum. Gündelik kullanıyorum. Bu mu gündelik? Evet. Doğru, hasır olsaydı falan daha çok severdim bence. Hayır, supla kullansam. Göstermek istiyorum ben bunu. Gösterme aslanım. Şey bunlar Amerikan servis. Görüyor. Supla kullansaydı anlardım ama Amerikan bence servis. Bence artık bırakıp birazcık lezzetlere ve tabaklara geçtik. Bir şey söyleyeceğim. Siz de aynı fikirde misiniz? Bir saniye. Bakın ben bunu aldım. Şöyle kayısıyı da şöyle koyayım. Sizce evet, şey böyle gerçekten, gerçekten böyle daha çok şık. Daha yani olmuş. Zaten çok şık bir çok masa örtüm var. Evet. Ortada runner'ın var. Çok şık peçeteleri var. Kesinlikle. Bence bu böyle olmalı. Evet. Şunlara hiç lüzum yok aşkım. Günlük kullanabilirsin onları kahvaltıda, yani, öğle yemeğinde. Bilmiyorum hemfikir misiniz? Evet, evet bunlar çok güzel tek başına. Ama bunlara şu an gerek yok. Bak şu an çok güzel. Eğer ki direkt örtüsüz bir şekilde koysaydın. Evet, okey masanın üstüne. Ama bu kadar şık bir örtüyü şunlarla kapatmamanı tavsiye ederim sana tamam, bir ablan olarak. Teşekkür ederim tavsiyeniz için ama çok güzel. Teşekkür çok güzel, ederim. Tavsiyeniz benim için değerli ama ben masama yakıştırdığımı düşünüyorum. Tabii sen yakıştırdıysan bizim fikrimiz aslanımla aynı fikirdeyim. Dediğim gibi ben öyle düşünüyorum. Peki hadi bardakların fiyatını biraz lezzetlerden de tadalım mı? Ne dersin? Ben bir şey söylemek fiyatını söyledim hemen tadalım. Ya ben bu ananasın yarısını göremedim ama nerede acaba? Sapını yok. Koymuş. Sapını koymuş. O bence senin kıyafetine de çok suyun uymuş. İçinde o da sana sunum olsun diye sapını koydum. Diye. Ben böyle şeyleri sevmiyorum biliyorsun. Aa. Ananası sorduğum zaman devamını göremedim. O da bana sapını layık gördü demek ki. Bu çok terbiyesizce bir hareketti. Sonuç olarak böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Ben onun evine misafir olarak gelmişim. Ben tropikal çok, bir kıyafetin var. Seninle de çok uyumlu olmuş. Yana yakın. Bu arada Cansu'cum bunları da unutmayı koyduğun için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkesi düşünmüştüm. İşte, hani evet. Ona dikkat etmezler ama. Neyse, onu evet zaten işte. Söylemiştim yani. Teşekkür ederim. Ben böyle bir masa beklemiyordum gerçekten. Çok boğulacağız zannediyordum ben detoksan ama çok güzel düşünmüştüm. Aşk olsun kız. Seni hiç mi düşünmem ben? Ben düşünmezsin dedim. Hiç mi sevmiyorum zannediyorsun? Bilmiyorum artık seviyor musun? Seni seviyorum. Tabii ki de ben de seni seviyorum. Aman ne güzel maşallah. Evet. O zaman bu sevgi dolu hallerinizle birlikte tadına bakalım hakikaten. Evet bakalım. Bence de buyururuzlar. Buyurun. Bir koku geldi mi peki? Bir koku var mı masada? Yani ne gibi? Masaya girince. Ne kokusu? Mesela Burcu benim dolmalar için demişti ki baharat kokusu geliyor. Biz masaya geçtiğimiz zamanda da buram buram kebap kokusu geliyordu Burcu'cum. Bugün aldın mı yoksa burunlar bugün kapalı mı? Herhangi bir koku almadım. Ben de koku alamadım. Sadece çok güzel lezzetlerin kokusunu alabildim ben. İlk geldiğimizde. Ben en son geldim dediğim gibi bilmiyorum o yüzden. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şöyle patlıcan kebabında 551 kaloriyi görünce sadece domatesini efendim biberini alırsam. Hadi bir de patlıcanını alayım eti kalsın. Lavaşı da onun olsun. Ne oldu kalori şu an?
Bir parçadan bir şey olmaz biraz ya. Fazla. Bugün yiyelim. Bugün yok, çok bilinçli. Tam da halinde değil. Bugün biraz, bana geldi. Biraz yiyelim. Moral bozucu bir sofra oldu bugün. Aynen. Yok yok iyiydi. Moral, ama... Farkındalık oldu be. Kendimize geldik. Aslanım. Canım hadi afiyet olsun bu arada. Evet kızlar. Siz de tadı canım. Afiyet olsun. Ben... Bu arada Burcucuğum hani farklı. Yöresel şeylere fobim var ya. Malatya'dan çok sıkılırsan oradan bir Kıbrıs'a git diye Kıbrıs tatlısı koydum Malatya'da. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisin Cansu. Çünkü sıkılabilirsin. Yöreselliğe fobim var. Fark ettim diğer günlerde kızlarda özellikle çok vurguladın. Buradan Malatya çok boğarsa seni ki Malatya candır. Benim yöresellikle alakalı bir buradan problemim yok. Buradan Kıbrıs'ı alalım seni. Anladım. Kendime uygun olduğunca lezzetlerden tatlıyorum. Ya olabilir ama seni de düşündüm. Onu söylemek istedim. Yanlış teşekkür anlama. Teşekkür ederim düşünceni. Onu gördük zaten. En başında da açıkladın. Evet. Oldu ki Kıbrıs'tan ederim. Da çok sıkıldın. Oradan bir tropik meyve ormanlarını alalım seni. Her yemeğin üzerine kalori hesabı yazarak bir farkındalık yaratmaya çalışmış. Bunun için teşekkür ediyoruz ama gerçekten yemekleri neredeyse boğazımıza dizdi. Herhangi bir şeyden tatmaya çalıştığımızda acaba bu kadar mı kalori alırız, nasıl yapalım, ne edelim diye düşünmekten bir şeylerden tadamadık. Hadi afiyet olsun hanımlar. Afiyet olsun. Aslanım lahmacunumu aldım. Dayanamadım. Dürüdün. Dürüdün. Tat bakayım. Fikri söyle. Bakayım. 118 kalori pek bir şey bir değil. Pek bir şey değil. Şu an 3 kalorisini ısırdım. Gayet güzel. Bunu kim yaptı? Hazır mı? Lahmacunu babam yaptı. Kendisi çok fırın ustası. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel şu olmuş. Şu etki almamı ister misin? Çok iyi üzerine? Olur. Çok teşekkür ederim Burcu. Lahmacunu bu arada çatalla yiyen var mı kızlar? Yok artık. Nasıl yenir? Nasıl? Kekini kapattık. Beğendin mi? Güzel. Evet bu zaten Instagram'da falan sosyal medyada çok fazla gördüğümüz tariflerden bir tanesi. Zaten onda böyle bir şey karşılaşacağımı biliyordum. Güzel en azından diğer tatlılara oranla daha bu sağlıklı olduğunu öğrendim. Belki ben de evde deneyebileceğim bir tarif. Hadi bakalım. Tavsiye ediyorum. Peki. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.